Sevgili izleyenler, Bengü Türkiye ekranlarına hoş geldiniz. Yerel yönetimlerle karşınızdayız. Bu haftaki konuğumuz MHP Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun bizlerle olacak. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk. Kardeşliğin şehri Can Erzincan'dan hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Aksun, öncelikle aslında birçok sorum olacak. Projelerinizden bahsetmenizi isteyeceğim ama öncesinde aslında Erzincan'ın o tarihi güzelliklerini bize biraz anlatır mısınız? Tabii Erzincan kadim bir tarihi olan bir şehir. Erzincan Selçuklulardan bugüne dek çeşitli depremlere, savaşlara maruz kalmasına rağmen dimdik ayakta olan ve bugün tarihinden aldığı dersle geleceğine emin adımlarla yürüyen bir şehir. Şehrimizde çeşitli dönemlerdeki medeniyetlerin kalıntıları elbette ki var ama en çok da Anadolu'nun Selçuklular döneminden bugüne kadar olan tüm izleri taşımakta. İnşallah bundan sonra da Türklüğün izlerini taşımaya devam edeceğiz. Peki Sayın Aksun, öncelikle aslında şu konudan bahsetmek istiyorum. Çok önemli bir konuya gireceğim. Erzincan, Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde yer alması nedeniyle aslında çok yüksek bir deprem riskine sahip. Birinci bölge deprem bölgesinde yer alıyor. Bu konuyla alakalı ben sizden projelerinizi isteyeceğim ama Erzincan'ın deprem riski göz önüne alındığında kentsel dönüşüm açısından hangi projeleriniz var? Öncelikle 2019 yılında göreve geldiğimiz günden bugüne dek kentsel dönüşümle ilgili ilk kazmayı vurduğumuz alanlar kentsel dönüşüme muhtaç olan alanlardı. 1939 depreminde yapılmış, bugüne dek kullanılmış olan Kızılay Hocabey Mahallesi'ndeki meskenlerin artık sürdürülebilir olmadığı nedeniyle bu dönüşümü en kısa sürede 370 günde bitirerek hak sahiplerinin teslim edildi. Erzincan'da eskiden beri süre gelen bir takım yapıların değiştirilmesi gerektiğini, dönüştürülmesi gerektiğini fikir birliği oluştu ve bununla ilgili şehrimizin merkezinde bulunan çeşitli çarşılar olmak üzere ve iki mahalleyi, bu Emniyet Çarşısı'nı, Yenişehir Esnaflar Kooperatifini, Berlin Oteli diye bildiğimiz yerleri, askeri lojmanları, polis lojmanlarını, bunların hepsini aldığımız kararla birinci dönemde yıkımını gerçekleştirerek ve yerine yeni binalar inşa ederek dönüşümü sağlamış olduk. Hı hı. Özellikle kentsel dönüşüm riski, deprem riskiyle eşdeğer olarak dönüştüremediğimiz alanların bekleyen olumsuz tabii raporlar var. Bu raporlara maruz kalmamak için ülkemizde İstanbul'da uygulanan %50'si bizden, %50'si sizden kampanyasının Erzincan'ımıza mutlaka uygulanması gerektiği kanaatini taşıyoruz. Sayın Bakanımıza da konuyu arz ettik. Kendileri de inşallah destek verecekler. Ve Erzincan'da 1939 depremi, 1992 depremi öncesi yapılan tüm yapıların dönüştürülerek İnşallah deprem yönetmeliğine de uygun olarak tamamlanıp depreme hazır bir il olarak ayakta durmaya çalışacağız. Peki Sayın Aksun, bakanımızdan istedik dediniz ama %50'si sizden, %50'si bizden projesiyle alakalı biraz detay verebilir misiniz? Buradan izleyicilerimiz de dinlesinler. Yani bu konuyu Sayın Bakanımıza arz ettiğimizde İstanbul ülkemizin kalbi dedi. Önce burayla ilgili uygulamalarımızı gerçekleştireceğiz. Orada istediğimiz sonucu elde ettikten sonra bu tür şehirlere de mutlaka öncelik vereceğini ifade ettiler. Ama farklı yol ve yöntemler olursa onlarla da birlikte istişare edip çözüme ulaştırmak istediğini kendileri ifade ettiler bize ve biz de Sayın Bakanımızdan müsaade isteyerek bir rapor hazırladık. İnşallah kendilerine arz edeceğiz bu raporu. Burada müteahhitlerin ve yerel yatırımcıların da işbirliğiyle çözüm odaklarının gelişmesini ve insanımızın arsa oluşturarak da milli emlak üzerinde bulunan arsalardan da faydalanılarak işbirliği içerisinde bu kentsel dönüşümü sağlamak istiyoruz. Sayın Bakanımız yardımcı olacağını söylediler. İnşallah bakanlığın da katkısıyla buradaki her canın kıymetli olduğunu biliyoruz. Onun için de alacağımız tedbirlerle can kaybı olmaksızın 7
şiddetindeki depreme dayanıklı bir şehir haline getirmek arzusundayız. Peki Sayın Aksu, ne kadarlık bir süre gerekiyor bunun için? Yani ne kadarlık bir zaman dedi bakanımız ya da yani bir süre verdi mi bu noktada? Bizim malum Türkiye'nin ekonomik şartları, onun için de 11 ilimizin 6 Şubat depremine maruz kalması ve Türkiye ekonomisini derinden sarsması bizim bu konularda belki biraz zaman olarak kaybı yaşayabiliriz, ama biz raporlarımızı 2020 yılında da sunmuştuk. O günkü şartlarda da çeşitli ekonomik problemler, İzmir depreminden tutun 6 Şubat depremine kadar birçok depreme maruz kaldı. Ekonomi verilerin olumsuzluğu aslında bizi etkiledi. Ama ilgili bakanlıklar hiçbir zaman desteğini bizden de esirgemiyorlar. Hani yapılacak projelere katkı sunacağını söylüyorlar. Sayın Valimize bu arada teşekkür etmek istiyorum. Valimiz Sayın Doçent Doktor Hamza Aydoğdu Beyefendi geldiği günden beri bu dönüşüm için kendileri de bizlere hakikaten çok büyük ölçüde yardımcı oluyor. Sayın Bakanımızı da birlikte ziyaret ettik. Kendileri de ifade ettiler. İnşallah en kısa sürede bir sonuç alacağımıza inanıyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Aksun. Peki şimdi bu noktadan sonra biraz da işsizliğe değinelim istiyorum ama istihdam konusunda da birkaç sorun var. Şimdi özellikle genç nüfus arasında bir işsizlik oranları söz konusu baktığımız zaman, ülkede baktığımız zaman bu noktada istihdam noktasında var mı projeleriniz, çalışmalarınız? Yani biz istihdam noktasında çeşitli tekstil atölyesi açtık. Maden suyu fabrikasının kurulumunu sağladık. Tarım alanlarını, ekilebilir olan her alanı ekiyoruz. Ve önümüzdeki başladığımız hayvancılık projemiz var. İnşallah onu şekillendirmiş olacağız. Ama en çok dikkat edilmesi gereken konu, yeni neslin, özellikle Z kuşağı diye ifade edilen neslin İş kültürü oluşturulması gerektiği kanaatindeyim. Bunun için ebeveyn eğitimine ihtiyaç var. Bizim bölgelerde hissettiğimiz şey şu: çocuklarımızı sevmeyle çocuklarımızın iş sahibi, meslek sahibi olması arasında bir tezatlık var. Yani benim çocuğum hep beyaz yakalı olsun diye bir gayret var. Takdir edersiniz ki Erzincan tarım ve hayvancılığın güçlü yanı olan bir şehir. Bu konuda köylerimiz çok hızlı bir şekilde boşaldı. Artık herkes şehir merkezinde ikamet ediyor ve asgari ücretten bir iş talep edenin aslında 150-200 dönümlük arazilerinin köyde boş durduğunu gözlemledik. İnsanların doğduğu yerde doyabilme politikası mutlaka hayat bulmalı diye düşünüyoruz. Bunun için de bakanlıklarımızın ilimizdeki bütün kanaat önderlerinin de buna destek vererek bunun şekillenmesi gerektiğini, kendi köyünde mutlu insanlar oluşturmamız gerektiğini anlatıyoruz. Çeşitli toplantılarımızda. Aslında işsizlik bizim Erzincan'ımızda çok yüksek seviyede değil. Ama herkes devlet işi talep ettiği için bu sıkıntı maalesef yaşanmakta. Peki bu noktada göçler de oluyor mu Sayın Başkan? Başka illere? Yani şimdi yok, tarım ve hayvancılığın daha yoğun olduğundan bahsettiniz. O yüzden genç kesimi başka illere göç gidiyor mu, yani başka illere taşınıyor mu? Çalışmak çoğu genç için diyorsunuz. Evet. Yok, yani istihdam noktasında Erzincan'ımızda tarımla alakalı bayağı bir ekim dikim oluyor. İççi ihtiyacı zaten bizim mevsimlik olarak fazlasıyla var. Dolayısıyla dışarıdan göç alıyoruz. Aslında bizim bu konularda müteşebbis ruhlu olan insanlar tarıma dayalı bir çalışma, yaklaşık 300 dönüm, 400 dönüm yer ekenler var. Bunlar bu işçileri dışarıdan getirtirip çalıştırıyorlar. Mevsimlik işçileri göç olarak almış oluyoruz. Yani biz işçi olarak göç vermiyoruz. Peki biraz önce bahsettiniz aslında istihdam noktasında tekstil atölyesi dediniz, maden suyu fabrikası dediniz, biraz detaylandırabilir misiniz? Yani biz daha önceden Erzincan Belediyesi'nin kendi bünyesinde olan Böğert Maden Suyu diye ifade edilen maden suyumuzla
Yıllarca ara verilmişti. Kızılay Maden Suyu burada bu üretimi yapmakta. Ama bizim mesire alanında bulunan bu suyumuzu biz geçtiğimiz yıl Ağustos ayından bugüne dek üretim yapıyoruz. Yurt dışına da gönderdik. İsviçre'ye, Arabistan'a gönderdik. Kabuller oldu ve hepsi testten geçti. İnşallah bundan sonra iş ortaklıkları da oluşturarak geliştireceğiz bu alanı. Buralarda da hem tekstil atölyesinde, hem fabrikada, hem tarımda biz yaklaşık 1300 kişilik bir istihdam oluşturduk. Bir de aslında şöyle Sayın Aksun, araştırdım biraz ben ama sizinle görüşmeden önce Erzincan'la alakalı kadın istihdamına da aslında çok önem veriyorsunuz değil mi bu noktada? Yani farkındalık oluşturmak adına biz 3-4 yıldır devamlı ekimler yaptırıyoruz. İnsanımızın hayata bakış açısını değiştirmek istiyoruz, farkındalık oluşturmak istiyoruz. Yani 1990'lı yıllarda Erzincan'da 40 bin ton kuru fasulye, 40 bin ton şeker pancarı, 20 bin ton kuru soğan, 25 bin ton elma, 20 bin ton kayısı üretilen bir şehirden bahsediyoruz. Toplam nüfusumuz 240 bin. Ona rağmen bugün bunları tekrar elde edebilir miyiz? Bunun farkındalığını oluşturup ben köyünde, kentinde mutlu insanlar olması arzusunda olduğumuz için de geliştirilmesinden yanayız. Peki Sayın Aksun, şimdi başka bir konuya geçmek istiyorum aslında. Bu rekreasyon çalışmalarınızla alakalı biraz detaylandırmanızı isteyeceğim sizden. Yani Erzincan bu rekreasyon alanlarını 1 milyon metrekare gibi yeşil alan hedefledik. Biz bunun hemen hemen yaklaşık 500 binini gerçekleştirdik. Son Esentepe rekreasyon alanımızda 200 bin metrekarelik, kendi belediyemize ait 30 bin metrekarelik de müstecire ait bir alanı çok kısa bir sürede hayata geçirdik. Daha şehrin muhtelif yerlerinde planladığımız park alanları var. Bunları da yeşil alanlar, ağaçlandırma ve insanların rahatça oturabileceği alan olarak planlıyoruz. Ekşi su mesire alanımızda 200 bin metrekarelik yerin izni alındı. İnşallah en kısa sürede oralarda insanımızın hizmetine sunulmuş olacak. Peki altyapı üstü yapı çalışmalarına baktığımız zaman Sayın Aksun, bu noktada neler söylemek istersiniz? Tam soruyu anlayamadım. Altyapı üst yapı çalışmalarına baktığımız noktada neler söylemek istersiniz Erzincan'la evet, alakalı? Ne gibi çalışmalarınız var? Altyapı noktasında bizim tabii SUKAP kapsamında 9 belde 2019 yılında Erzincan merkezde birleşmişti. Buraların altyapısının değişmesi için müracaatımızı yaptık. İnşallah Sayın Bakanımız bunun da onayını vereceği kanaatindeyiz. Buradaki altyapının tamamının yeniden, çünkü 50 yıllık, 40 yıllık altyapılar var. Bunları değiştirip insanımızın hizmetine sunmuş olacağız. Teşekkür ediyorum. Tarım ve hayvancılık noktasında da aslında ben biraz projeleriniz varsa detaylandırmanızı isteyeceğim Sayın Aksu. Bizim bununla ilgili bir tabii arsa olarak, arazi olarak aldık hayvancılık üzerine. Şimdi bir kooperatif kurduk. Bu kooperatif üzerinden tarım ve hayvancılığı geliştirmek istiyoruz. Hilal Tarım Kooperatifi diye bir kooperatifimiz var. Bu kooperatif üzerinden Allah nasip ederse Erzincan'ımızda 2000 büyükbaş hayvan projesini hedefliyoruz. Buna en kısa sürede başlamış olacağız. Müracaatlarımızı başlattık, projelerimizi TKDK'nın da desteğiyle. En kısa sürede hem farkındalık oluşturmak hem de Erzincan Belediyesi'nin bu konudaki farkındalığını etrafımızda yaymak amacıyla bu projemiz kısa sürede hayata geçmiş olacak. Yani nasıl her bir insan çalışma Sayın Aksun bu? Bu malum hayvancılığın güçlü olduğu bir şehirdeyiz. Bu hayvancılığın güçlü olduğu şehirde düve merkezi halinde Avrupa'dan, Belçika'dan getirilecek oradaki hayvanlarla Erzincan'ımızda bu düvelerin satılarak 4-5-6 ay gibi bir sürede beslenip
Ve etraftaki köylerimizde, kentlerimizde buluşturarak buradaki varlığını sürdürmek ve farkındalıkla birlikte hayvancılığı geliştirmek istiyoruz. Hı-hı. Hayvancılık 1990'lı yıllara göre şu anda %10 düzeyinde kaldı. Hı-hı. Yani o zamanlar 1 milyon 500 bin büyükbaş hayvan varsa bugün 150 bin, 140 bin civarında. Hı-hı. Bunu tekrar yükseltmek istiyoruz. Peki ne kadarlık bir süre söylüyorsunuz bunun için? Bunu yani 2025 yılında inşallah biz başlatmış olacağız. Peki, peki Sayın Aksun, şimdi bir de turizme bakalım isterseniz. Erzincan'ın turizm noktasında yeterince değerlendirilmemesiyle alakalı bir sorun var sanırım. Bu noktada aslında turizme yönelik Erzincan'la ilgili neler planlıyorsunuz? Erzincan'ın yani güzelliklerinin tanıtılması için, tarihinin tanıtılması için çalışmalarınız var mı? Bununla ilgili Ergan Dağı projemiz var. Ergan Dağı projesi hayata geçirildi. Burada çeşitli otellerin, kamp merkezlerin yapımına başlandı. Şu anda bu otel ve kamp merkezleri yapıldıktan sonra buraya 500 binin üzerinde bir iç turist ve dışarıdan da bekliyoruz. Tabii bu kış çok beklentimiz yüksek. Sayın Valimizin bu konuda hakikaten büyük emekleri var. Farkındalık oluşturmak için çekimleriydi, reklamıydı, hepsini yapıyoruz. Biz Erzincan'da şöyle çalışıyoruz. Erzincan Valiliği, Erzincan Belediyesi, siyasi aktörler hepsi işbirliği içerisinde birbirimizi tamamlayıcı unsurlar olarak yolumuza devam ediyoruz. Onun için de Ergan kayak tesislerini inşallah 2024-25 yılında bu sezonu çok beklentimiz üst düzeyde gerçekleşeceği kanaatindeyiz. Çünkü altyapı hazırlıklarını tamamladık gibi. Peki reklam tanıtım noktasında ne durumdasınız şu anda Sayın Aksu? Yani reklam tanıtım noktasında valiliğimizin kendi bünyesinde yürütülüyor bu reklamlar. Benim neticede birçok kanalda ve Sayın Valimiz sosyal medyada yaklaşık 40 milyona yakın bulunan mecralarda, sosyal platformlarda bunları paylaşmakta, izleyici bunları görmekte ve hakikaten de artık sorulmakta. Yani Ergan Dağı'nın özellikleri nelerdir, pist özelliği nedir? Kalınacak yer, şehre uzaklığı, mesafesi, bunların da hepsinin altyapı çalışmalarını tamamladık. Yol mesafesi Erzincan'la Ergan Dağı arasında, merkezde orası arasında yaklaşık 10 dakika. Evet. Yani 10 dakikada havalanına inen bir kayakçı kayak merkezine ulaşmış oluyor. Peki Sayın Aksun, şimdi bir de aslında sosyal hizmetlerle ilgili noktada da bir şeyler sormak istiyorum size. Sosyal sorumluluk projeleriniz var mı acaba Erzincan'da? Yani birçok alanda var. Biz yaşlılardan çocuklara kadar her alanda yaşlı nasıl hani bunlara bakılabilir? Evine yemek götürülmesi noktasında, temizlenmesi noktasında ve aç yatan, yatağa aç giren hiçbir çocuğun olmaması noktasında yine az önce söylediğim gibi hem valilik bünyesinde hem belediye bünyesinde hassas bir çalışma yürütüyoruz. Biz hep birlikte Erzincan'ı bir bütün olarak düşünüyoruz. Herhangi bir ayrım yapılmaksızın buradaki tüm nüfusu mutlaka bilgilendiriyoruz. Komşusu aç olan varsa mutlaka bize haber versin, gerekeni yapıyoruz. Bu anlamda da bu sosyal sorumluluk projeleri kapsamında hem valilik hem de Erzincan Belediyesi hassasiyet göstermekte. Buradan da tekrar ifade etmek isteriz ki Sayın Genel Başkanımızın da talimatı aç yatağa giren hiç kimse olmamalı yönettiğiniz şehirlerde. Biz de bu minval üzere hassasiyet gösteriyoruz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Aksun. Ben teşekkür ederim. Peki bu zamana kadar, son bir dakikamız kaldı. Bu zamana kadar en dikkat çeken projeniz neydi? Bir de onu alayım birkaç cümleyle sizden.
Yani en dikkat çeken kardeşliği tesis ettik bu şehirde. Herkes birbiriyle selam verip selam alıyor. Onun için de biz bu konuda çok mutluyuz. Diğer projeleri zaten biliyorlar, kentsel dönüşümde zirveye taşıdık 2019'dan 2024'e kadar. İnşallah bu süreçte de geri kalanını tamamlamış olacağız. Hı hı. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Sayın ediyorum. Sayın Aksun, katkılarınız için çok sağ olun. Saygılar sunuyorum, sağ olun. Evet değerli izleyenler, MHP Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun bizlerle birlikteydi. Bu haftaki konuğumuzdu kendisi. Erzincan'a yönelik projeleri değerlendirdik. Haftaya görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.